Sizce şeytan olmasaydı güneş işler miydik? Evet, işlerdim. Neden? Çünkü şeytan yok. Hani kendime avundurabileceğim bir şey de yok. Daha çok kötülük işlerdim. Yani evet. Neden? Şeytan olmasaydı dünya olmazdı diyeyim. Yani dünyam köşelenirdi bence ya. Neden? Niye? Çünkü yani insanlar her şeyi hani Müslümanlık için yapmalar ki normalde de. İnsanlık için yapıyorlar. İçin kötü olmasa her türlü kötülük yapar diye. Şeytan olmasaydı günah işlenir miydi? Yani bence yine biz neslinde yeni bir şeyler bekliyor düşünüyorum. Çünkü şeytan olmadığını düşünelim şu anda. Yaptığımız her şeyi yine yapardık. Sizce şeytan olmasaydı kötülük işler miydik, günah işler miydik? Tabii ki. Neden? Çünkü herkesin bir idaresi var ve ona göre ne yapıp ne yapacağını belirleyebilir. Teşekkürler. Evet. Neden? Kızmadan korkulu çünkü. Çok sağ olun. Valla işte hemen de alabilirim. Neden? Şeytan hep alıp dolaşıyor etrafında. Sizce şeytan olmasaydı kötülük işler miydik? İşlerdik. Neden? Bilmiyorum valla işlenirdi. Teşekkürler. Sizce şeytan olmasaydı kötülük yapar mıydık? Yapardık. Neden? Bilmem öyle. Herkesin içinde kötülük vardır. Teşekkürler. İşlerdim ben. Neden? İşlerdim. Tabii ki de. Neden? Günah yok çünkü. Günah yok çünkü. Peki, teşekkürler. Neden? Evet, merhabalar. Gençlerin cevaplarını dinledik. Hiç aklınıza geldi mi? Şeytan olmasaydı da günah işler miydik diye. Biz her zaman yaptıklarımızdan dolayı başkalarını suçlamayı seviyoruz. Başkalarını suçlamak vicdanımızı rahatlatıyor. Acaba şeytanın hiç suç yok da onu sürekli biz mi suçluyoruz? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuş. Şeytan sizin apaçık bir düşmanınız. Demek ki hayatımızda bir şeytan gerçeği var ve bizim düşmanımız ve apaçık bir düşmanımız. Ancak şeytan olmasaydı hiç günah işler miydik sorusunun cevabı aslında evet, yine işlerdik. Çünkü biz iradesi ve nefsi olan canlılarız. Dolayısıyla nefsimiz her zaman bizden bir şeyler isteyecekti. Bazen sevap, bazen günah. İşte arkadaşlar, şeytan bizim zaaf noktalarımızı bulup bizim açıklarımızdan yararlanmak ister. Ancak bunları yapan da, bunları isteyen de biziz. Evet, şeytan olmasaydı da günah işlerdik. Ancak şeytan bizim zaaflarımızı iyi bildiği için bizi nerede, nasıl bir günaha düşeceğimizi biliyor. Çünkü insan neresi zayıfsa, nerede bir zaaf noktası varsa oradan daha çok vurulur. İşte şeytanın da tam olarak yaptığı bu. Şeytana ve nefse iki büyük düşman bilip bunlara uymamak ümidiyle. Hoşça kalın.